sitede en az indirilen modları test ettik. Şimdi de sıra en çok indirilen modlarda. Ve ilk indirdiğim mod eşyaları ve mobları elimize alabilmeyi sağlıyor. Mesela köydeki sandığı buradan sağ tıklayarak alıp buraya yerleştirebiliyorsunuz. Ve içindeki eşyalar da tamamen içinde duruyor. Ya da buradaki iğneyi sağ tıklayarak başka yere götürebilirsiniz. Mesela burada bir tane çiftliğiniz var. Çiftliğe hızlıca ineğinizi yerleştirebiliyorsunuz. Ya da köylüleri köle olarak, yani ticarethanede çalışan olarak kullanmak istediğinizde de bu şekilde sağ tıklayarak alıp götürebilirsiniz ve çok komik duruyorlar. Ayrıca şimdi aklıma ne geldi? Baba ne oldu? Yok abi, o değil. Demir golem alabilir miyiz acaba? Sağ tıklıyorum ve alamadım. Yani sanırım demir golem çok ağır olduğu için alamıyoruz. Ama yaratıcılık modunda tekrardan denediğimde alabildim. Çok saçma. Bu mod toplamda 2 milyon kere indirilmiş ve benim puanım 10 üzerinden 8. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz neredeyse 3,5 milyon kere indirilmiş ve bunun için dünyadan çıkmamız lazım. Evet, gerçekten şaka yap. Bu mod sayesinde dünyaları favorilere ekleyebiliyoruz. Mesela ben bu haritayı favorilere eklediğimde en üst tarafa çıkıyor. Ve bu dünyaya girsem bile diğerlerinin üstüne çıkmıyor. Yani önem verdiğiniz dünyaları en üst tarafa koymak için favorilere ekleyebilirsiniz. Ve bu moda puanım 10 üzerinden 9. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz botta giderken eşyaları kullanabilmemizi sağlıyor. Mesela buradaki tekneye biniyorum. Ardından elime haritayı aldığımda görebiliyorum. Ya da sol elime alırsam da görebileceğim. Yani tekne kullanırken gördüğünüz gibi haritayı kullanmamda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak modu kapatıp tekneyle ilerlerken gördüğünüz gibi harita kayboluyor. Bu sayede nereye gideceğinizi bulamayabilirsiniz. O yüzden bu moda puanım 10 üzerinden kesinlikle 10. Çok beğendim. Sıradaki mod oyuna mevsimleri ekliyor ve neredeyse 2 milyon kere indirilmiş. Mesela buradan sonbahar mevsimini seçtiğimde etraf sonbahar gibi gözüküyor. Ya da isterseniz ilkbaharda seçebilirsiniz. Hemen onu da deniyoruz. Bakalım nasıl gözükecek. Yani normal Minecraft görünümüne döndü. O zaman yaz aylarını deneyelim. Bakalım nasıl olacak renkler. Oo, çimenlerin renkleri çok daha fazla canlandı. En sevdiğim mevsim kışı seçtiğimde bakalım ne olacak. Oo, her yer soluk oldu. Oyunun içerisindeki 28 günde 4 mevsimi de yaşayabiliyoruz. Ve şimdi de karlar yağmaya başladı. Şuraya bakın, çok güzel duruyor. Daha çok yazları mı seviyorsunuz yoksa kışları mı? Hangisini seviyorsanız yorumlara yazın. Ayrıca moddaki diğer bir özellik de mevsimlere göre tohumların büyüme hızlarının değişmesi. Mesela ilkbaharda %60 hızla büyürken yazda %100 hızla büyüyor. Kısacası gerçekten çok güzel bir mod olduğu için 10 üzerinden 10 puan veriyorum ve sıradaki moda geçiş yapabiliriz. Sıradaki modumuz ağaçları hızlıca kırabilmemizi sağlıyor. Mesela herhangi bir baltayla bu ağacı kırdığınızda bum, tamamen yok oluyor. En az indirilen modlar videosunda da bu tarz bir mod vardı aslında, ama bu mod 2 milyon kere indirilmiş. Ve bu bence kesinlikle diğerinden çok daha güzel, çünkü yaprakları da yok oluyor. Yani 2 milyon indirmeyi hak etmiş midir bilmiyorum ama 10 üzerinden 7 puan verebilirim. Sıradaki moda geçmeden önce karşımızdaki devasa ağacı kırmaya çalışacağım ve bu ağaç çok uzun olduğu için kırılmadı. Yani yapacak bir şey yok. Bu blokları tek tek kıracağız. Neyse, biz sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyuna hamak ekliyor ve 2 milyon kere indirilmiş. Burada çok güzel bir ağaç var ve buraya yerleştireceğimiz şey halat ve çivi. Hemen buraya ve buraya halat ve çivileri yerleştiriyorum. Ardından hamağımızı koyduğumuzda çok havalı duruyor. Ama keşke rüzgarla beraber hareket etseymiş. Neyse, şimdi sabah vaktindeyiz. Ve istersem hamakta yatabiliyorum. Çok güzel bir şey. Yani başlangıç noktası olarak ayarlamıyor. Sadece uyuyabiliyorsunuz. Ayrıca mod aynı zamanda uyku tulumu da ekliyor. Benzer bir mantıkta uyuyabilmenizi sağlıyor. Yani uyku tulumu ne işe yarayabilir ki zaten. Ancak buradaki hamak sallanmadığı için puanım 10 üzerinden 7. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyuna patlayan baloncuklar ekliyor. Tam olarak buradaki gibi. Ve normal Minecraft'ta da bu şekilde gözüküyor. Baloncuklar asla patlamıyor. Ama neredeyse 2,5 milyon indirmeye sahip modun sadece eklediği şey bu değil. Mesela bu sandıktan 3 mızrağı alıyorum ve suyun altında sağ tıkladığımda gördüğünüz gibi baloncuklar çıkarıyor. Tabi baloncuklar yukarıya çıktığında da patlıyorlar. Ya da suyun altında ben boğulursam gördüğünüz gibi baloncuklar çıkmaya devam ediyor. Tabi bu Minecraft'ın orijinalinde var mı bilmiyorum bile. Evet, şimdi modu kapattım, bakalım baloncuklar çıkacak mı? Yani çıkıyorlar aslında ama az önce daha fazla çıkıyordu. Şimdi sıra diğer sandıkta. TNT ile çakmak taşını alıyorum ve suyun altında TNT'yi patlattığımızda bakalım baloncuklar nasıl olacak? Boom! Ve yukarıya doğru baloncuklar çıkıyor. Ayrıca karşıda sandık ve abone ol yazısı var. Evet, abone olmayı unutmayın bu arada. 600 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bakalım sandığın içerisinde ne varmış? Sandığı açıyorum ve herhangi bir şey yok. Ama bir saniye, baloncuklar yukarıya çıkıyor. Yani normal Minecraft'ta çıkmıyordu diye hatırlıyorum. Onu denememiz lazım. Evet, şimdi mod kapalı ve tekrardan deniyorum ama içinden herhangi bir şey çıkmadı. Yani bu moda 10 üzerinden 10 puan veriyorum kesinlikle. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz Shulker'ların içerisinde
içerisindeki eşyaları görebilmemizi sağlıyor. Ve bu mod 4 milyon kere indirilmeyi hak etmiş mi bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü eşyamız var. Hemen Shulker'ı kırıyorum ve envanterimi aldığımda gördüğünüz gibi 27 tane istifler içeriyor diyor. Yani 27 stack eşya varmış içinde. Hemen üzerindeyken sol shift tuşuna bastığımda içinde neler olduğunu görebiliyorum. Tabii normal Minecraft'ta da nasıl gözüktüğünü hemen göstermem lazım. Envanteri açıyorum ve Shulker'ın üzerine geldiğimde eşyalar gözüküyor. Ama en altta 22 tane daha yazıyor. Yani hem eşyaların görsellerini göremiyoruz ve diğer eşyaların da ne olduğunu bilmiyoruz. Ama oyuna yeni eklenen keseler bu tasarımı kesinlikle andırıyor. Tasarımı beğendiğim için 10 üzerinden 9 veriyorum. Hadi sıradaki modu geçelim. Sıradaki mod sayesinde çok fazla chunk görebiliyoruz. Yani şöyle bir baktığımda sanki Bedrock sürümünde oynuyormuş gibi hissediyorum. Yani modun yaptığı şey aslında gittiğimiz chunkları kaydetmek. Normalde chunklardan uzaklaştıkça chunklar silinmeye başlar. Ve bu sayede de oyunumuz daha optimize oluyor. Ancak bu mod chunkların silinmesini engellediği için çok fazla chunk'ı görebiliyoruz. Tabi bunun için bayağı bir RAM'e ihtiyacınız var. Mesela benim şu an 16 GB RAM'imi kullanıyor oyun. Ama chunkların açık olması çok güzel. Burada mesela bir tane köy var. İkincisi burada. Üçüncüsü tam karşıda. Burada dördüncü var. Ve şurada da az önce beşinci köyü görmüştüm. Kısacası bu modu oynarken bilgisayarınızı yakmayacaksanız 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz harita modu. Yani önceki videoda da bir harita modu vardı aslında. Ancak bu neredeyse 8,5 milyon kere indirilmiş. M tuşuna bastığımızda bir tane harita açılıyor. Ve öncekiyle neredeyse birebir aynı. Ancak buradan mağara moduyla beraber mağaraları görebiliyoruz. Mesela tam olarak altımızda sulardan oluşan bir mağara var. Ya da birazcık ilerimizde ametist toplayabiliriz. Ayrıca buradaki lavlar birazcık ok işaretini andırıyor. Buradan birazcık daha aşağı indiğimizde mesela Trial Chambers var. Bu sayede yer altına gitmeden neler olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca haritanın üzerinde ilerlediğiniz yolu da bu şekilde gösteriyor. Ve isterseniz haritanızı fotoğraf olarak bile kaydedebiliyorsunuz. Yani tabii çok fazla chunk açmadığım için bence çok kötü gözüküyor. Ayrıca diğer bir güzel özellik de sağ tıklayıp buraya ışınlanabiliyorum. Yani sadece modun bir tane özelliği arkadaşlar. Ben Enderman değilim. Kısacası istediğimiz yere ışınlanabilmemizle beraber bu moda puanım 10 üzerinden 10. Önceki moda 9 vermiştim. Bu kesinlikle ondan daha iyi. Çünkü ışınlanabiliyoruz. Neyse sıradaki moda geçiş yapabiliriz. Sıradaki modumuz oyuna yeni savaş animasyonları ekliyor. Yani mesela kılıça vurduğumuzda normalin aksine bir animasyon gerçekleşiyor. Aynı şekilde baltada da bir animasyon var. Ama bununla beraber ağaç kesmek umarım animasyonlu olmaz. Hemen deniyorum ve normal bir şekilde ağacı kırabiliyoruz. Neyse ki onun için bir animasyon yapmamışlar. Mesela burada atlar var. Atlara vurduğumda gördüğünüz gibi bir animasyon gerçekleşiyor. Ve bunların tamamı deneysel arkadaşlar. Sorun yok yani. Ve normale göre çok çok daha yavaş bir şekilde vurabiliyoruz. Yani Bedrock sürümünde sınırsız Java sürümünde de bekleyerek vurmamız gerekiyor. Bu mod sayesinde daha yavaş vurabiliyoruz. Mesela demir golemi kesmek istediğimde ben vurana kadar o beni kesiyor. O yüzden bu moda puanım 10 üzerinden 6. Neyse sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyuna yeni animasyonlar ekliyor. Mesela burada merdivenlerden çıkarken kollarımızı ve bacaklarımızı kullanabiliyoruz. Ya da ata bindiğimizde kollarımız öne doğru gidiyor. Yani atı tutuyoruz. Bu mod 9 milyon indirilmiş ve eklediği sadece bunlar değil. Bu sandığa eklediğim her şeyi animasyonlu hale getiriyor. Mesela kalkanı kullandığımızda baktığımız yöne doğru dönüyor. Bu sayede kalkanı kullanmak daha mantıklı gözüküyor. Ya da pusulayı kullanırken elimizi öne doğru kaldırıyor. Ya da tekneye binip gideceğimizde kollarımız oynuyor. Yani sonuç olarak kürek çekmemiz gerekiyor. Ayrıca arbalette ok yerleştirme animasyonu var. Aynı yağmacılar gibi tutabiliyoruz. Yemek yerken ve su içerken de aynı şekilde kolumuzu kaldırıyoruz. Normal Minecraft'ta bu da yok. Ayrıca haritaya bakarken iki elimle aynı anda tutuyorum. Tüm özellikler güzel olsa da en sevdiğim özelliğe geldik. Mesela elimde haritayı tutarken sol elime aldığımda herhangi bir animasyon gerçekleşmiyor. Ama bu mod sayesinde sol elimden sağ elime verirken küçük bir animasyon gerçekleşiyor. Ki bu da gerçekten güzel bir dokunuş olmuş. O yüzden puanım 10 üzerinden 10. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyun içerisinde kayıt alabilmemizi sağlıyor. Bunun için dünyaya girerken buradan kayıt butonunu aktif ediyoruz ve dünyaya girdiğimizde artık kayda başlıyor. Yani şu an yaptığım tüm hareketler kaydoluyor. Ve buradan istersem kaydı durdurabilir veya bitirebilirim. Kaydı bitirip dünyayı kaydettikten sonra buraya kayıtlar geliyor. Ve kayda girdiğimizde dünyayı serbest kamera olarak görebiliyoruz. Ardından yapmamız gereken şeyler de çekim açılarını seçmek. Mesela ben soldan sağa doğru böyle kameranın oynamasını istiyorum. O yüzden buraya da pozisyonları seçiyorum ve ardından kaydı başlattığımda böyle gözüküyor. Yani modun birkaç tane eksiği olsa da 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuzda sadece birazcık sakinleş ve doğayı dinle. Burada kamp ateşinin sesleri ve gün batımını izlerken arkadaki kuş cıvıltıları gerçekten güzel hissettiriyor. Bu mod toplamda 4 milyon kere indirilmiş ve oyuna
yine atmosfer sessizlik diyor. Yani mesela suyun içerisinde daldığımızda suyun içinde gibi hissediyoruz. Gerçek hayatta da suyun altı bu şekilde hissettiriyor. Ve buradaki köye geldiğimde arka tarafta cırcır böceklerinin sesleri geliyor. Ve yağmur sesiyle beraber bu moda puanım kesinlikle 10 üzerinden 9. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz minilerin arkasında blur ekliyor. Envanteri açtığınızda ya da ayarlarda bunu görebilirsiniz. Bu mod 2 milyon kere indirilmiş olmasına rağmen artık işe yaramayacak. Çünkü yeni sürümlerde bu özellik oyuna eklendi. Mesela şu anda modumuz kapalı. VSC bastığımda gördüğünüz gibi arka tarafta blur var. Yani bu özellik Minecraft'ın da hoşuna gitmiş olacak ki oyuna eklemiş. Eski sürümlerde işinize yarayabilir ama yeni sürümlerde çok da ihtiyacınız yok. O yüzden 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyundaki istatistikleri çok daha detaylı görebilmemizi sağlıyor. Oyun menüsünden istatistiklere giriyorum ve burada bir sürü istatistik var. Mesela 18 metre boyunca düşmüşüm. Ya da 50 kere zıplamışım. Hatta hangi yemekten kaç kere ürettiğinizi bile görebiliyorsunuz. Ve mod yapımcıları modu Türkçe yapmış. Gerçekten süper hareket. Mesela ben bu koyun deneysel olarak kestiğimde içerisine çıkan etleri hadi öl artık. Daha sonra istatistikler menüsüne geldiğimde ve canlıları seçtiğimde burada koyunu görebiliyoruz. Bir kere öldürülmüş. Yani uzun süredir Minecraft dünyasında neler yaptığınızı görmek istiyorsanız bu mod kesinlikle çok iyi. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki mod sayesinde antik şehirdeki portalı açabiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey buradan Warden'ın kalbini kullanmak olacak. Ayrıca farklı Warden zırhları da eklemişler oyuna. Bunların hepsini de deneyeceğiz. Öncelikle Warden zırhlarını giyiniyorum. Bakalım nasıl gözükeceğiz. Oha çok iyi. Şimdi buraya Warden'ın kalbini yerleştirdiğimizde portal açılıyor. Ve bunu sınırsız kere kullanabiliyoruz sanırım. Ayrıca bu kalbi elde etmek için Warden'ı kesmemiz gerekiyor. Yani haliyle. Neyse içeriye giriyorum. Çünkü içeride neler var çok merak ediyorum. Portal bizi tam olarak madenin içerisinde çıkardı. Ve elimdeki kazmayı denemek için harika bir yer. Hemen burada kazmayı deniyorum ve çok hızlı kazıyor. Bu bloklar neymiş? Kırık skak taşlarıymış. Bunlarla beraber kazma yapabilecek miyiz diye merak ediyorum ama yapamıyoruz. Yani Nether'daki kara taşlarla beraber kazma yapabiliyorduk. Aslında ekleseler güzel olabilirmiş. Ayrıca oyuna ekledikleri başarımlarda Türkçe. Popüler mod yapımcıları gerçekten Türkçe'ye önem veriyor. Bu çok güzel bir haber. Sanırım burada da madenler var ve buradan demirleri toplayabiliriz. Ayrıca bir tane de slime'a benzer bir şey var. Yani rengi normale göre bayağı farklı. Ama full mağaradan oluşmuyordur umarım burası. Dışarıya çıktığımda bakalım neler olacak. Oo, bu ne böyle? Buranın kendine ait bir ekosistemi olması gerçekten çok hoşuma gitti. Ayrıca envanterimde bir tane asa var. Buna sağ tıkladığımda sonik patlama yapabiliyoruz. Hem de ne kadar beklersem o kadar fazla vuruyor. Ve birazcık derinlere indiğimizde burada skalkları görmeye başladım. Merhaba. Ve bir dakika bu ne böyle? Düşman bir tane yaratık var. Warden'ın küçüklüğüne benziyor daha çok. Ve içerisinden skalk kemiği çıktı. Yani buraya ait mobların olması da gerçekten güzel olmuş. Tabi istersek burada Warden'ı da çağırabiliyoruz. Ve bu moda puanım 10 üzerinden 9. Gerçekten güzel yapmışlar. Ve Warden çıktığına göre artık onunla savaşabiliriz. Gel buraya sana tek atacağım. Evet keşke denemeseydim. Neyse sıradaki mod. Sıradaki modumuz oyundaki hatalı eşya dokularını düzeltiyor. Mesela elimize kılıç aldığımızda dokular gayet pürüzsüz gözüküyor. Ya da olta aldığımızda da aynı. Ancak mod kapalıyken elimize olta veya kılıcı aldığımızda dokuların arasında boşluklar gözüküyor. Sadece bir mod yapımcısı doku hatasını düzeltip 5 milyon indirme alıyor. Ancak Minecraft bunu oyunda düzeltmiyor. Hayat çok garip. Bu mod gerçekten arada işime yarıyor. O yüzden 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyundaki 3. bakışı daha iyi hale getiriyor. Yani F5 tuşuna bastığımızda böyle etrafımıza bakabiliyoruz normalde. Ama bu mod sayesinde 360 derece dönebileceğiz. Hemen deniyorum. Sola doğru çektiğimde kamerayı önümü bile görebiliyorum. Yani karakterinizi bu şekilde rahatça görebilmek için bu modu indirebilirsiniz. Ancak 2,5 milyon indirmeyi hak ediyor mu bilmiyorum. Arada bozulduğu için benim puanım 10 üzerinden 7. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki mod da birinci bakış açısını daha iyi hale getiriyor. Etrafa baktığımızda sağ tarafta kolumuzu göremiyoruz. Çünkü kolumuz aşağıda. Yani normalde böyle olması lazım. Ve aşağı baktığımızda bedenimizi görebiliyoruz. Bu çok garip hissettiriyor. Normalde ise sağ tarafta kolumuz var ve aşağı baktığımızda bacaklarımızı göremiyoruz. Yani böyle bir şeye ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama şu anki görüntüsüne çok alışmışım. Yani sanki bacaklarımın olmaması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Mesela kılıcı kullanırken kesinlikle daha güzel hissettiriyor. Sanki savaşan gerçekten benmişim gibi. Bir de burada maden yapmayı deneyelim. Normalden pek de bir farkı yok gibi. Yani mod güzel olsa da alışamadığım için 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki mod dünyayı değiştirecek. Yani sadece Minecraft dünyasını. Oyuna yeni biyomlar ekliyor ve buranın çöl olduğuna inanamıyorum. Normalde çöller bayağı bir
düz oluyor. Veya tamamen taştan oluşmuş bir dağ var burada. Deli gibi de maden bulunuyor. Yani buradaki madenleri toplamamak için kendimi zor tutuyorum. Buradan ışınlanmam lazım. Mesela tam karşımda devasa bir dağ var. Ve normal Minecraft'ta bu tarz dağlar bulmak imkansız neredeyse. Mod bunu çok iyi yapmış. Ve sanırım mağaraları da birazcık elden geçirmişler. Çünkü etrafa baktığımda böyle lav kuyularının olduğu yerler göremiyordum. Yani tabii ki böyle yerler var ama hiç bu kadar büyük lav havuzu görmemiştim. Dünyaya küçük ama güzel dokunuşlar yapmışlar. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Hadi sıradaki moda geçelim. Sıradaki modumuz oyundaki sesleri daha gerçekçi yapıyor. Ve dibimde zombinin olduğunu seslerinden anladım. Ve onu öldürdüğümde mağaranın her yerine sesler yayılıyor. Yani normalde mağarada da böyle bir ses gelse yayılarak ilerler. Ama Minecraft'ta böyle bir şey olmadığı için bu modu yapmışlar ve 6 milyon kere indirilmiş. Mesela örümcek sesleri o kadar korkutucu ki yeni başlamış olsam büyük bir ihtimalle 6... Yani korku modlarını bu sayede çok daha iyi yapabilirsiniz. Yani korku modu der hayır. Yani korku modu derken mesela şu Herobrine modlarından falan bahsediyordum. Creeper geldi bir anda. Bu moda 10 üzerinden 10 puan veriyorum ve sıradaki moda geçiş yapabiliriz. Sıradaki modumuz karakterin skinini 3 boyutlu gösteriyor. Az önceki 3. bakış modunu yükledim ve bu sayede etrafını daha rahat görebiliriz. Mesela kulaklıklarım daha iyi gözüküyor. Ya da kollarımdaki detayları da daha rahat görebilirsiniz. Aynı şekilde saçlarım da daha güzel gözüküyor. Yani bu mod neredeyse 7,5 milyon kere indirilmiş. Bayağı bir fazla ve 10 üzerinden 10 puan verebilirim. Çünkü yapmak istediğini tam olarak güzel bir şekilde yapıyor ve sıradaki moda geçiş yapabiliriz. Sıradaki mod sayesinde zırhlarınızı görünmez yapabiliyorsunuz. Mesela şu an üzerinde netherite set ve kalkan var. Ama ben bunları kapattığım için göremediniz. K tuşuna bastığımda buradan zırhlarımın görünmezliğini ayarlayabiliyorum. Mesela kalkanımı da açtıktan sonra şu an normalim. J tuşuna basarak da görünmezliğini kapatabiliyorum. Tabi üzerimdeki zırhlar büyülü olduğu için isterseniz büyülerini de kapatabiliyorsunuz. Burada büyü tuşları var. Büyü tuşlarına tıkladığınızda ve bunları 100 yaptığında artık büyüsüz zırh kullanıyor gibi gözüküyorum. Tabi yeni sürümler da Minecraft bunu özellik olarak getirdi. Buradan parıltı gücünü kısabilirsiniz. Ama bu özellikler gelmeden önce de bu mod vardı ve 2 milyon kere indirilmiş. Yani buradan zırhları kapatıp yakışıklı karakterimi görmek için ideal bir mod. O yüzden 10 üzerinden 8 puan veriyorum ve son moda geçiş yapabiliriz. Son modumuz tecrübe kürelerini bir araya topluyor. Bu sayede sistemimiz kasmıyor. Mesela buradan bir tane tecrübe küresi çıkardım. Ve bir tane daha çıkardığımda artık bunlar birleşiyor. Yani devasa bir Enderman farmı yaptıysanız çok fazla tecrübe puanından dolayı bilgisayarınız kasabilir. Ama bu mod sayesinde kasmıyor. Şimdi Enderman farmı yapmak istemediğim için ejderhayı kesmeye gidebiliriz. Ejderha öldüğünde bir sürü tecrübe puanı çıkıyor. Ve onların hepsi şimdi birleşecek burada. Yani dediğim gibi Enderman farmı falan yaparsanız daha fazla XP çıkıyor ortaya. Ama bu mod sayesinde sadece birkaç tane tecrübe puanı aşağı indi. Ve birkaç tane tecrübe puanı ile beraber 68 seviye olduk. Ve moda puanım 10 üzerinden 9. Gerçekten çok güzel modlar vardı. Ekrana çıkan videolarımı izleyip kanalıma abone olabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.